Müşteriyi bıraktık. Şimdi durağımıza doğru geri döneceğiz. Tabii bizim Ulim'de 16 tane durak var. Şöyle firmayla göstereyim, Müller. Bu bir firma. Yani üretim falan yapmıyor fakat tamamen perakende satış. Herhalde oluyor. Perakende mi oluyor? Burada toplam satış. Yok, perakendesi de var. Tabii büyük depoları var burada. Bu yine Ulim'deyiz. Yunmingen diye bir yer var. Oraya müşteriyi bıraktım. İki tane ukala. Her zamanki gibi zaten iş adamları sonuçta. Şimdi durağa doğru dönüyorum. Bakalım hangi durağa gideceğiz. Kısmet nereye atacak bizi. Sağ taraf Stuttgart Limik yoluna doğru gider. Böyle aşağıda büyük bir üniversite hastanesi var. Artı askeri hastanesi. Oralardan da bazen hastalar eve gidecekleri zaman, yani taburcu oldukları zaman taksiye biniyorlar. Tabii sosyal sigortalar ödüyor bunu. Hepimiz seviniriz yani uzak bir yola gidecek olursak. Ha, ben bugün oraya gitmeyeceğim çünkü orası bir kumarhane gibi. Hiç ne oldu ne çıktı belli olmuyor. Yani şansın olması lazım. Yani biri çıkacak da taburcu olacak da sana denk gelecek. Genelde yukarıda her zaman 8-9 araç olur. O yüzden ben şehir merkezine doğru gideceğim. Ya tren garına dururum ya da merkezde bir yerde dururum artık. Bakalım kısmet. Allah'tan bugün hava da çok güzel. 27-28 derece olacak. Şu anda daha saat 10:42 geçiyor. Dışarıdaki derece 16.5. Ama yine de iyi yani. 10 derece daha artacak. Bakalım. Bugün de birçok yere radar koymuşlar. Radyodan dinliyoruz sürekli. İnşallah bu yolda bir şey yoktur. De yakalıyorlar vallahi şansın olmuyor. Genelde böyle Volkswagen Teddy'nin içine giriyorlar. Arka camdan kamerayı kuruyorlar oraya. Sonra yakalıyorlar. Bir kısa bir tünel var burada. Şöyle şehire giriş manzarasını da göstermek istiyorum size. Dünyanın en büyük katedrali sonuçta burada. Ulm'u Münchse derler buna. 161 metre yüksekliği var. İki defa çıktım üstüne. Bayağı bir yorucu. İleride çıkmayı düşünüyorum zaten. Bazen buralar İstanbul trafiği gibi oluyor nasıl satayım. Tıktım tıktım. Tabii millet alım gücü var. Herkes arabasını alıyor. Tek başına arabayla gidip geliyor. Böyle bir grup halinde gidip gelmeler yok. Otobüsler de dolu zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şehire giriş. Katedral gözüktüğü gibi. Şöyle biraz etrafa çekeyim. IKEA'mız aldı. Üst katında güzel bir yemek reyonu var. Şu kranların olduğu yer yaklaşık 6 ay önce bitmiş olan bir otel Leonardo. Şu aşağıda alışveriş imkanları var. Mediamarkt vesaire. Toys R Us. Evet, Ulim'e girişi gösterdim size. Şimdi yavaş yavaş durağıma doğru gidiyorum. Bugün Eynetor'a gideceğim. West
Yani Batı diye adlandırdığımız Batı durağı. Oraya doğru gidiyorum. Şu sol tarafta hemen arkadaşlar siyah yalnız arkadaşı görüyorsunuz. Şu Muradar. 50'yi geçtiği zaman 54-55 kilometre hızla gittiği zaman tak fotoğrafını çekiyor şerefsiz. Sonra sana gönderiyor. Sen tabi fotoğrafta böyle mutsuz, bitkin bir haldesin. Genelde 15 boyla falan tutuyor. Tabi yaptığınıza bağlı. Ehliyetini bir aylık vermeye kadar gidebiliyormuş. Şurada yüksek bir binamız var. Universum Center diyorlar. Altında genelde yani %80'i Türk işletmeciler var. İşte ne diyorlar, o iddia oynandığı yerler var. Kebapçı, market vesaire. Hatta şurada hemen bir tabela görürüz. Antepli hocamızın Antep kebap, evet gözüküyor orada. Şu karşıdaki binada, yani şu binada yeni yapıldı. Tam %100 bitmiş değil ama genelde üniversite gençlerin oturduğu yerler. Tramvayın çıktığı yere gireceğiz. Bizim durak da orası olacak. Şöyle göstereyim şehir merkezini. Fena bir yer değil. Üniversitesini seviyorum ben. Yazın gerçekten güzel. Tuna Nehri sonuçta buradan geçiyor. Yazında bayağı bir aktiviteler oluyor. Yani güzel oluyor açıkçası. Solda dedim. Lambamız da yeşil. Şans. Genelde kırmızı olur. Yetişemem daha doğrusu. Evet, durağımıza geldik. Durağa geldiğine dair şurada hemen yeşil yanan yere bir kere tıklıyoruz. Diyoruz ki West. West'i kendimizi bildirdik. Şimdi santralden iş geldiği zaman burada çalıyor. Nereye gideceğimi falan yazıyor. Burası genelde zaten otobüs terminali gibi bir yer, küçük bir yer. Ama buradan bazen otobüsü kaçıranlar oluyor. O yüzden buraya da yapıldı yani. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.